Evet, Yalova'dayız. Yürüyen Köşk'ün yanındayız. Yürüyen Köşk'ün hikayesi çok güzel, çok özel. 12 Eylül 1929 yılında Mustafa Kemal Atatürk Ertuğrul yatıyla giderken burada çınar ağacını görüyor. Arkamda gördüğünüz çınar ağacını. Hemen teknesiyle kıyıya çıkıyor. Çınar ağacının dibinde dinleniyor. Yanındakilere buraya küçük bir ev yapılmasını istiyor. Şurada gördüğünüz iki katlı ahşaptan evi inşa ediyorlar. 22 günde yapılıyor buranın inşası. Daha sonrasında 8 Ağustos 1930 yılında Atatürk Köşk'e tekrar geldiğinde bahçıvanın çınar ağacının dalını kesmek üzere olduğunu görüyor. Duruma müdahale ediyor. Niçin dalı kesiyorsunuz diye sorduğunda dalın çatıya ve duvarlara zarar vereceğini düşündükleri için kesmek zorunda kaldıklarını söylediğinde Atatürk diyor ki dalı kesmiyoruz, köşkü yürüteceğiz. Doğuya doğru 5 metre uzağa iteceğiz. Bunun zor olduğunu, imkansız olduğunu düşünenlere rağmen Atatürk İstanbul'dan, fen işlerinden mimar ve mühendisleri getirtiyor. Köşkü bu gördüğünüz yerden doğuya doğru 5 metre kadar kaydırtıyor. Sonrasında insanlığa, evrene güzel bir mesaj olan doğayı korumakla ilgili bir durumu öğretmiş oluyor. Sonra ben